Hocam, Kalü Bela'da verdiğimiz sözden bahsediliyor. Biz Kalü Bela'da ne sözü verdik? Bunu biraz açabilir misiniz? Bela Kur'an-ı Kerim'de ayette sabittir. Elestü bi rabbiküm kalu bela şehitne. Ayet elest bezmi diye de halk arasında ifade edilen ki ayette elestü bi rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi Cenab-ı Hak. O soran sorulanlar kimlerse onlar da kalu dediler ki bela evet Rabbimizsin şehitne biz buna şahidiz dediler. Şimdi biz hatırlamıyoruz böyle bir şeyi. Ya nasıl olmuş bu filan? Nasıl bu ne mana ifade eder? İşte tefsirciler elbette bunun üstünde yorumlar yapmışlar. Ben de o alternatifli yorumlardan bazılarını alıp heyetinizle paylaşabilirim. Ruhlar aleminde yani daha Hazreti Adem de yaratılmadan önce Cenab-ı Hak ileride yaratacağı bütün insanların ruhlarını daha önce yaratmış. Ve o ruhları bir yerde cem ederek Cenab-ı Hak onlara seslenmiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet Rabbimizsin demişler. Rabbimiz Allah'tır olduğuna dair bütün ruhlar Allah'a söz vermişler. Allah'ın Rab olduğunun da şahidi olmuşlardır. Biz bunu hatırlamıyoruz. Ezel ve ebed ilmi olan geçmişi, geleceği ve şu anı bir nokta gibi bilen Hazreti Allah Hüvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batin ve huve bi külli şeyin alim ayetiyle Hadid suresi 4. ayet herhalde. Kendini bize anlatan Allah. Allah evveldir, evveli bilir. Ahirdir, ahiri bilir. Zahirdir, zahiri bilir. Batındır, batını bilir. Ve Allah her şeyi bilir. Ve huve bi külli şeyin alim. Binaenaleyh ilmi ezeli ve ebedi olan Hazreti Allah bizim hatırlayamadığımız, bilemediğimiz o alemde olan icraatı anlatıyor bize. Biz Allah'a inanıyorsak önce zaten mesele Allah inancında problem varsa burada kilitleniyor, düğümleniyor. Eğer Allah'ı tanıyorsak ve böyle bir Allah inancımız varsa ki bizim şüphemiz yok var. Diğer insanlar için de bunu söyleyeceğiz. Ve bu gayb aleminde, ruhlar alemindeki böyle bir şahit tutma, hitap etme vakasını evet ezel ve ebedi bilen Allah ifade ediyor. Biz böyle bir Allah inancımız varsa onun anlattığını da kabul etmek mecburiyetindeyiz demişler. Bu çok önemli ve mantıklı bir izahtır. Bir bu. İki, biz geçmişe dönük hangi şeyi biliyoruz ki? Kur'an-ı Kerim'in karinelerle anlattıklarından Allah'ın ezeli ve ebedi ilminden geldiği belli. Biz şimdi Efendimiz dönemindeki hadiseleri bile bilmiyoruz. Hazreti İsa o dönem, Hazreti Zekeriya'nın şehit olma, Hazreti Yahya'nın şehit olmasından Hazreti Adem'in yaratılmasına kadar onları biz bilmiyoruz ama Kur'an anlatıyor ve biz onları kabul ediyoruz. İnsanlık da bunları kabul ediyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim madem ki Allah'ın ezel ve ebed ilminden gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olarak da bu böyle anlatıldığı için onu da o şekilde kabul etmeliyiz diye bir de böyle ikinci derecede bir izah daha getirmişler. Ama işin asıl izahına Hocam gelince. anne karnındaki Evet, anne karnındaki cenini bile Allah meseleleri de anlatıyor. hatırlamıyoruz. Evet, hiçbir şey hatırlamıyoruz yani. Hele şimdi bir unutkanlık var. Dünkü yediğimiz yemeği hatırlayamıyoruz. Aradan sizi dinlendirmek için bir şey anlatayım. Böyle ilkbaharlarda özellikle sabah namazında camiye cemaate gitmeyi çok severim. Cemaat çıkınca böyle ağaçlardan kuşlar da ötüyor. Yakında bir kahvehaneden çay simitle beraber alır ihtiyarlar. Sohbet yaparlar böyle hacı amcalar. Eski hacı amcalar da bir hacca gitmiştir zaten. Bir de askere gitmiştir. Kalabalık olarak onları bilir köylerde.
Bir acamca demiş, yaşlandık be demiş be. Ben demiş akşam yediğim yemeği hatırlayamıyorum demiş ya. Ne yedim ben? Öteki ihtiyar amca devreye girmiş. Maşallah gene demiş akşam yemek yediğini hatırlıyorsun en azından. Menüsünü hatırlamazsan da. Ya demiş ben şu karşıki apartmanda oturuyorum. Üçüncü kat, beşinci kat neyse çıkarken demiş arada dinleniyor. Dinlenirken de ya ben aşağıya mı iniyordum, yukarıya mı çıkıyordum? Onu hatırlayamıyorum demiş ya. Öteki ihtiyar devreye girmiş. Maşallah sen de çok iyisin demiş ya. Ben demiş camda böyle otururken demiş bazen müzik olsun diye cama tak 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 vuruyorum böyle. Kendi vurduğumu unutuyorum da birisi kapıyı çalıyor zannediyorum. Gir diye bağırıyorum demiş yani. Şimdi biz geçmişe dönük ne biliyoruz ki? Şimdi asıl cevabına gelince burada ayetin ruhu içinde birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi Cenab-ı Hak Rab ismiyle orada hitap etmiş. Rab olarak kendisini tanıtmış. Elestu bi rabbiküm. Allah'ın Rab isminin ismi azam olduğuna dikkat çeker bu. Cenab-ı Hak ruhlara hitap ederken ilk defa ben Rabbiniz değil miyim? Değil miyim demiş Rab. Ve Efendimiz'e gelen ilk ayette yine Cenab-ı Hak Rab ismiyle Efendimiz'e kendini tanıtmış. İkra bismi Rabbike. İkra bismi Halikike, Rahmanike vesaire olabilirdi ama Rabbike. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinde de biz niçin hamd ettiğimizi Rabbül Alemin olduğu için Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Rab ismi Kur'an-ı Kerim'de çok farklı boyutlarıyla geçer. Özellikle insanın yaratılmasıyla Allah ile olan münasebetinde Rab ismi daha derin geçer. Mesela Fatiha'da mümin, kafir, münafık insanlar üç sınıfa taksim edildikten sonra Cenab-ı Hak üç sınıfa tevcih-i kelam ederek Ya eyyühennâs u'budû, ey insanlar kulluk yapınız. Takdiri kelam kime? Rabbeküm, Rabbinize. Yine de Rab ismi orada geçiyor. Kur'an-ı Kerim Rab ismiyle başlamış Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonundaki Felak ve Nas surelerinde de yine Allah Rab, Rab isimleriyle de kendisini tanıtmış ve Kur'an böyle tamamlanmıştır. Kul e'udü bi Rabbil Felak. Kul e'udü bi Rabbin Nas. Bakınız orada da Rab isimleri geçiyor ve Rab ismi. Niye bu noktaya girdim? Allah bizim ruhumuzu, belki diğer ruhani varlıklar da vardı orada. Cinler, melekler, şeytanlar. Onlar da ruhani varlıklar. Onlar da orada toplandı. Ama bizim maddemizi ayakta tutan ruhumuz, bizzat Allah'ın Rab ismiyle insana yaraşır, insana yakışır bir ruh olarak ta o zamanda yaratılmış, mayası Rab ismiyle konmuş ve Allah bizim ruhumuzu o zaman Rab ismiyle terbiye etmiştir. Elestü bi Rabbiküm'de çıkan bir mana budur ayetin ruhundan. Ama çok daha derin bir mana söylemek istiyorum ki tefsirciler aslında ona dikkat çekmişlerdir. O da şudur. Her insan yaratıldığı zaman Allah'a iman edebilecek, Allah'ı kabul edebilecek. Yani İslam fıtratında yaratılması ezel bezminde Rab olarak ruhunun terbiye edildiğini, akli olarak da öyle bir işlemin olduğuna işaret ediyor, delalet ediyor, hatta apaçık ifade ediyor. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Küllü mevludun yûledu ala fıtratil İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Demek ki insanlar İslam fıtratı yani bir Allah inancına müsait. Fıtratta bu vardır. Ve Kur'an-ı Kerim bu mevzuda hodri meydanlar çeker. Allah kabul etmeyen o inkarcı kafire bile sorsanız bu semavat ve arzı kim yarattı? Çar naçar Allah'tır diyecek. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ
Yeni tefsirlerde geçti En'am suresinde. Hatta en zor durumda kalan mustar kafir bile o anda Allah der. İnternette var bu. Mersin'de bir yerel televizyonda bir ateist var, canlı yayın. Ateist Allah'ı inkar ediyor. Öyle bir şey yok diyor. Maddedir ilah filan diyor. Dinleyebilirsiniz. Allah yoktur diye iddia ediyor adam. Anlatıyor onu kendine göre. O anda bir zelzele başladı. Stüdyo nasıl sallanıyor böyle? Az önce Allah yok diyen adam Allah 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 diyerek stüdyoyu terk ederek kaçtı. İnsanların fıtratında Allah inancı vardır. İşte fıtrattaki bu Allah inancı ile bizim doğmamız, öyle yaşamamız eles bezminde cesetlerimize nakşedilecek, bizi ayakta tutan ruhun da o Allah inancıyla bezenmesinin hakikatine işaret ediyor, onu gösteriyor. Onun için bizim aklımızın hatırlamaması bir şey ifade etmiyor bu mevzuda. Ezel ve ebed sultanı olan Hazreti Allah bu hakikati bize anlatıyor. Fıtratımız da bunun şahidi, sadıkıdır ve bunu böyle kabul etmeye mecburuz. Tabii ki oradaki şehitne ifadesinde biz şahit olduk. Kelime-i şehadetteki eşhedü en la ilahe illallah ifadesi de eles bezmindeki şehitne'nin ayrı bir ifadesi ve ilanı oluyor. Onu da ifade etmiş, kısaca ifade etmiş oldum.